Merhaba, ben Samsun Dambelce. Ülkemizin büyük kurucularından Mustafa Kemal Atatürk'ü nasıl daha bir şekilde temsil edebiliriz? Yaklaştır benim güzelimi. Hep böyle nurlu, aklı başına bir nesil oldu. Bak, Allah'ın hikmetini görüyor musun? Atatürk Hızır'ın talebesiydi. Böyle bir nesil hedeflendi. Böyle aydınlık, parlak, güzel bir nesil. Bak, 100 yıl sonrası için. 100 yılın planı o zaman yapıldı. Bak, böyle aydınlık, nur gibi, şirkten uzak, şirkten tamamen uzak, nurlu bir Kur'an nesli yetişti. Tertemiz. Hiç hurafe. Şimdi Kur'an nesli, adam diyecektik ya ne yapıyor o zaman, niye şunu yapmıyor bu? Kardeşim bak, dinin isteği ne diyor biliyor musun İslam'da? Her şeyin en güzelidir. Temizlik mi? Temizlik. Dürüstlük, samimiyet, iyi niyet, akıllılık, vicdanlılık, egoistlikten, bencillikten uzak olmak. Dinin hedefleri bunlardır. İbadet çok kolay. Yani o ne olacak? 5 dakikalık bir şey yani. O tamam. Asıl ruh gücü, ruh kalitesi çok önemlidir. Bunu gençlikte elhamdülillah elde ettik. Allah vesile etti. Atatürk 3 kademeli Mehdi hareketinin birinci kademesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 Mehdi çıkacak diyor ahir zamanda. 3 kademeli. Birinci kademesi odur. İkinci kademesi Bediüzzaman'dır. Üçüncü kademesi de Mehdi'dir. Benim gördüğüm, anladığım bu. Mehdiül Dem. Bakın hadislerde 3 Mehdi'den bahsediyor ahir zamanda. Atatürk Kur'an'a dönmeyi sağlayan bir Mehdi'dir. Başlangıç aşamasıdır. Hurafatı, tahrifatı bozmuş. Hurafe geleneğini ortadan kaldırmış. Şirk batağını kurutmuş bir insan. O yönü çok hayat. Ama bunu anlatırken tabii dinsizler buna sahip çıkarak anlatıyor. Sanki dini kuruttu gibi anlatıyor. Şirk batağını kuruttu Atatürk. Dinsiz neye sahip çıkıyorsun sen Atatürk'e? Atatürk seninle tamamen zıt. Ha, beğeniyor olabilirsin ayrı mesele ama Atatürk benden demese, Atatürk senden alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok seninle.